Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Mesnevi Nuriye derslerine başlıyoruz. Bir sene mi sürer? Daha fazla mı sürer? Onu Allah bilir. Ama Mesnevi Nuriye, Risale-i Nur'un fidanlığıdır. Anlatabildim mi? Risale-i Nur'un fidanlığıdır. Ekseriyeti eski Said döneminde kaleme alınmıştır. Ama üç risale, baştaki üç risale, reşalar, lâsî yemalar vesaire, onlar da lemaat, lemalar, yeni Said döneminin kaleme alındığı eserlerdir. Şimdi burada böyle deyince acaba yeni Said, eski Said ne demektir? Yani bunu açıklamak lazım. Yoksa bizim yani Mesnevi Nuriye'yi tam anlamamız mümkün olmaz. Arkadaşlar, yeni Said ve eski Said, genellikle yeni Said deyince akla 1921-22 arası döneme kadar olduğu hayat. Ama yeni Said deyince de 1921'in sonu 22'nin başına doğru başlayan yeni Said dönemi. Vefatına kadar. Şimdi aradaki fark şu. Bediüzzaman Hazretlerinin eski Said döneminin iki temel özelliği var. Bunu ezberlemek lazım. Bunlardan birincisi, bu dönemde Bediüzzaman İslam'ın ihyasını siyasi hayatta da görüyor. Ve bizatihi siyasetin içinde. Ama fikren, siyasi parti olarak değil, fikren siyasetin içinde. Ve Osmanlı Devleti'nin ihyası şeklinde gayret gösteriyor. Yani makaleler yazıyor, gazeteleri okuyor, siyasilerle görüşüyor, devlet adamlarıyla birebir çalışıyor. Böyle bir yapı. Yani birinci özelliği bu. İkinci özelliği, burası çok önemli bir özellik. Bediüzzaman bu dönemde manen vazifeli olduğunu bilmiyor. Her ne kadar Ağrı Dağı'daki o olay, işte rüyadaki bir hitabe ve benzeri şeylerden Cenab-ı Hakk'ın seni kendisini istihdam ettiğinin farkında. Ama vazifeli olduğunun farkında değil. Anladın değil mi? Üçüncü bir özelliği, bu hepsinden önemli. Bediüzzaman Hazretleri eski dönemde, yani yeni eski Said döneminde eser telif etmiş. Çok sayıda. Mesnevi Nuriye'nin önemli parçaları o dönemde telif edilmiş. İşarat-ı İcaz o dönemde. Talikat o dönemde mantık. Kızıl-ı İcaz o dönemde. Yani epeyce bir eseri var. İşte biliyorsunuz Divan Harbi Örfi o dönemde. Hutbe-i Şamiye o dönemde. Bu eserler telif edilmiş. Ama bütün bu eserlerde Bediüzzaman telif ederken muhakemat ve münazarat da dahil buna, Allame Bediüzzaman konuşuyor. Vazifeli Bediüzzaman değil. Anladınız değil mi? Allame Bediüzzaman demek ilmini konuşturuyor. Gerçi gelecekteki vazifesine uygun konuşuyor. Başkaları onun gibi konuşamıyor alimler. Ama Allame Bediüzzaman konuşuyor. Onun için yazdıklarını ancak ilim ehli anlayabiliyor. Ben bir örnek vereyim. Açın. Cehennem nerededir sorusunu okuduk biz mektubattan. Nerede okuduk? Zevt Medresesi'nde okuduk. Dersi dinleyin. Orada açıkladım ben. Şimdi bir de muhakemattaki cehennem nerededir sorusunu okuyun. Meselelerdendir bu birinci makalenin meselelerinden. Şimdi orada, burası çok önemli bir noktadır. Yani ancak alimler anlar muhakemattaki cehennem nerededir sorusunu. Ama mektubattaki cehennem nerededir sorusunun cevabını ilkokul çocuğu da anlar. İlkokul mezunu olmayan da anlar. İbn Sina da okusa istifade eder, İmam Gazali de okusa helal olsun Bediüzzaman der. Aradaki fark bu. Çünkü birinci de Allame Bediüzzaman konuşuyor. İkinci de Kur'an'ın tercümanı Bediüzzaman konuşuyor. Çünkü diyor ben de sizin gibi Nur'un ders arkadaşıyım. Sadece bana tercümanlık vazifesi verilmiş diyor. Yoksa güzel kardeşlerim 9. hakikati 10.000 kere okudum der mi Sungur abi? Kendi yazdığı bir kitabı değil. Sadece tercümanım diyor ben.
Demek ki Yeni Sait böyle bir Yeni Sait. Biz şimdi Yeni Sait ile Eski Sait'in eserlerinin karıştığı Mesnevi Nuriye'yi okuyacağız. Ama okumadan önce bu Yeni Sait ile Eski Sait arasındaki bir farkı çok enteresan bir şekilde açıklayan mektubattaki bir kısa soru cevabı okuyalım. Yani senin eski zamandaki müdafaatın, yani işte muhakemattır, münazarattır, mücahede ve İslamiyet hakkındaki mücahedatın şimdiki tarzda değil, hem Avrupa'ya karşı İslamiyet'i müdafaa eden mütefekkirin tarzında gitmiyorsun. Yani İslamiyet'i savunan mütefekkirler var. Neden eski Sait vaziyetini değiştirdin? Neden manevi mücahidini İslamiye tarzında hareket etmiyorsun? Neden bir Seyyid Kutup gibi konuşmuyorsun? Neden bir Hasan el-Nedvi gibi konuşmuyorsun? Neden bir Hasan el-Benna gibi, Muhammed Hamidullah gibi konuşmuyorsun? El cevap, eski Sait ile mütefekkirin kısmı, yani İslam düşünürleri, felsefe-i beşeriyenin ve hikmet-i Avrupa'yenin düsturlarını kısmen kabul edip, onların silahlarıyla onlarla mübareze ediyorlar. Bir derece onları kabul ediyorlar. Bir kısım düsturlarını müsbet ilimler tarzında, la yetezezler, asla sarsılmaz hakikatler olarak kabul ediyorlar. Anlatabildim mi? O suretle İslamiyet'in hakiki kıymetini gösteremiyorlar. Adeta kökleri çok derin zannettikleri hikmetin, özellikle Yunan felsefesinin dalları ile İslamiyet'i aşılıyorlar. Güya takviye ediyorlar. Bu tarzda galebe az olduğundan ve İslamiyet'in kıymetini bir derece tenzil etmek olduğundan o mesleği terk ettim. Hem bir fiil gösterdim ki işte bura Yeni Sait'in görevi. İslamiyet'in esasları o kadar derindir ki felsefenin en derin esasları onlara yetişmez. Belki sathi kalır. 30. söz, 24. mektup. Okuduk biz bunu. 29. söz, biz okuduk melaike ve ruhaniyatla alakalı. Söz, bu hakikati bürhanlarıyla ispat ederek göstermiştir. Eski meslekte felsefeyi derin zannedip, ahkam-ı İslamiye'yi, İslam'ın hükümlerini, zahiri, biraz böyle yüzeysel, telakki edip, felsefenin dallarıyla bağlamakla durutmak ve muhafaza edilmek zannediliyordu. Halbuki felsefenin düsturlarının ne haddi var ki Kur'an'ın düsturlarına yetişsin? İşte eski Sait'le Yeni Sait'in farkı bu. Olay bu. Peki ne zaman eski Sait Yeni Sait'e dönüyor? Bize göre 1921 senesidir. 20'nin başında başlamış ve 21'in sonunda kemalini bulmuş. Çünkü çok enteresandır. 9 Ekim 1921'de doldurttuğu nüfus tezkeresinde ikamet yeri olarak Sarıyer Fıstıklı Bağlar Sokağı 18 numaralı ahşap ev şeklinde adres veriyor. İşte Darül Hikmetül İslamiye ilk tayin olduğu tarihten 3 sene 13 gün sonraya rastlamakta Yeni Sait'in doğması. Ve bu tarihten önce Sarıyer'de, bura önemli, son ayları Arapça olarak yazmaya başladığı imani ve tevhidi, aynı zamanda kalbi, ruhi ve vicdani eserler, ki Mesnevi Nuriye'nin çoğu oradadır, ve Gavs-ı Geylani'nin Fütühül Gayb eserini okuyuşu, yarısını ancak okuyabildim, dayanamadım diyor, bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. 17. lemada şöyle diyor. Şu notalar, 17. lemanın notaları, okuduk bunu biz. Zevk'te okuduk. Ve Arabi Risaleler, yani Mesnevi Nuriye, Yeni Sait'in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhut suretinde gördüğü için, yani gözle görür gibi, tahyir edilmeden mealleri yazıldı. O zaman notalar risalesi olan Arabi Zühre Risalesi, Mesnevi Arabi'deki diğer eserler, hepsi 1921 yılının sonuna doğru başlamış. Daha fazla ayrıntıya girmiyorum. Bura çok enteresan. Bediüzzaman Hazretleri bunu nasıl yaşamış? Şimdi eski Sait'in gülmeleri
Yeni Said'in ağlamalarına inkılap etmiş. O ağlamalar şurada. Çok enteresan Arapça. İnşallah dersin sonunda okuyacağım. Sonra da 17. lemadaki mealini okuyacağım. El aman, el aman diye geçen o kısım Bediüzzaman'ın Yeni Said'e döndüğü andır yani. Zaten öyle diyor. Burası çok enteresan. Muhrik bir büka ile, yani insanı yakan bir ağlamakla iltica ve münacat ve makamat-ı tevhidiye, Allah Allah, bir elsine-i muhtelife. Eski Said'in Yeni Said'e inkılap ettiği dakikada eskisinin güldüğüne yeninin ağlamasıdır ki, bu ağlama dediği bu. Okuyacağız bunu. Belki dergah-ı ilahide o gülmeklerin bir ağlamasıdır. İster misiniz şimdi okuyalım bu şeyi, ağlamaları? Ha, ne diyorsunuz? Yorulur musunuz? Arapçasını okumayacağım. Arapçasını da buldum. Yani var elimde orijinali. Ama üstad bunu lemalarda ne yapmış? 12. notada tercüme etmiş. Yani o eski Said'in Yeni Said'e geçtiği andaki ağlamalar bu. Yani şimdi biraz sonra okuyacağımız Mesnevi Nuriye'nin mukaddimesini bunu okuyunca daha iyi anlayacaksınız. Bak ne diyor? Burası çok enteresan. Ey bu notaları dinleyen dostlarım, biliniz ki ben hilaf-ı adet olarak gizlemesi lazım gelen Rabbime karşı kalbimin tazarru ve niyaz ve münacatını bazen yazdığımın sebebi ölüm dilimi susturduğu zamanlarda dilime bedel kitabımın söylemesinin kabulünü rahmet-i ilahiyeden rica etmektir. Evet, kısa bir ömürde hadsiz günahlarıma kefaret olacak muvakkat lisanımın tövbe ve nedametleri kafi gelmiyor. Sabit ve bir derece daim olan kitabımın lisanı daha ziyade o işe yarar. İşte bu notaların telifinden 13 sene evvel. Çünkü bu notaların aslı da Mesnevi Nuriye'de. Sonradan 17. lem olarak yeniden kaleme alınmış. Aslı Mesnevi Nuriye'de. Yani bu da çok enteresan. Evvel dağdağlı bir ruhi fırtına içerisinde eski Said'in gülmeleri Yeni Said'in ağlamalarına inkılap ettiği hengamda, gençliğin gaflet uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım bir anda şu münacat ve niyaz Arabi yazılmıştır. Arabi dediği işte şu. Bakın. Orijinal. Allah Allah. Bir cümle okuyayım. İlahi ve seyyidi ve haliki. İyi ki kendisi tercüme etmiş. Ben tercüme etsem kırar dökerdim. Ve Rabbi ve Maliki ve Raziki ila men eşku haleti ve illeti ve hasareti ve kad dayya'tu bi su'i ihtiyari 40 seneten min ni'meti umri ila ahir, devam ediyor. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su'i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştır. Akgünüz'ün bir hatırasını dinleyin. Ortaokul 3'teyim. Anladın değil mi? Ortaokul 4'teyim veya 3 veya 4 neyse. Tabii delikanlı dönemi. Yani bizim de yani dünyevi bir kısım isteklerimiz, arzularımız oluyor tabii. Ama delikanlılık dönemi çok kıymetli bir dönem. Benim meşhur o 10 yıllık harman dönemi diye anlattığım dönem. Tabii nefis böyle insanı sıkıştırınca, nefsin heva ve hevesleri insanın moralini bozuyor zaten. O dönem moral bozukluğu dönemidir. Yani bunalımlar vesaire. Ömrüm boşa gidiyor. Hiç unutmuyorum. İlkokul 3'ün sonu, ortaokul 3'ün sonu veya 4'ün başıdır. Parasız yatılıyım İmam Hatip'te. Tam 3 gün. Bütün dünyayı terk ettim. Sabaha kadar şu 17. lemanın 12. notasını ağlayarak hüngür hüngür sabahlara kadar okumuşum. Yani ya Rab bana yardımcı ol. Nefsimin tahrikleriyle bu kıymetli ömrümü boşa geçirme. Bir taraftan da İslami ilimleri okuyorum. Arapçayı bitirmişim. Yani İslami ilimleri, tefsir okuyorum, hadis okuyorum. Ama nefis tabii istemiyor yani. Onun için buranın bende çok hatırası vardır yani. Onu hatırladım şu anda. Tekrar okuyorum. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim.
benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, dalalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli, hacil yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Nasıl yazmış ama. Bil müşahede göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda irademe sormuyorlar. Gidiyorum. Vefat eden ahbap, akran ve akrabalarım gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak ebediyle, tam ebedi ayrılışla, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış, evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyayı, kat'i bir yakın ile anladım ki, haliktir, yani helak olur, gider ve fanidir, ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi, birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Nail abi gitti, kayboldu. Hususan benim gibi nefse emmareyi taşıyanları, şu dünya çok gaddardır, aşırı aldatıcıdır. Bir lezzet verse bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, kullu atin karib, her gelecek şey yakındır sırrıyla. Ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah rahmetinde cenazemin lisanı haliyle, ruhumun lisanı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, beni kurtar Allah'ım, beni kurtar Allah'ım. Ya Hannan, ya Mennan, ey merhameti sınırsız, ihsanı ve inamı sınırsız olan Allah, beni günahlarımın hacaletinden, mahcup olmaktan kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Buralar hep hadis-i şerifin manaları. Yani ölümü ve kabri tasvir eden uzun bir hadis var. Onun özeti bu. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, kurtar beni Allah'ım, kurtar. Ya Rahman, ya Hannan, ey rahmeti ve ey şefkati nihayetsiz olan Allah. Ya Mennan, ey nimeti ve ikramı sınırsız olan Rabbim, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiciler, cenazemi arkadan uğurlayanlar beni bırakıp gittiler. Senin affu rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Sığınacak bir yer yok. Kurtuluş yeri de yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o kabir denilen mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida edip: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan. Deyyan'ı ekledi bu sefer. Ey hak edenlere hak ettikleri cezaları tam olarak veren Allah'ım, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Bu dar yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğidir, sığınacağım tek yer. Ve rahmetellil alemin olan Habibin aleyhissalatü vesselam, senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum Allah'ım. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin Said ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, maddi ve manevi hasta, hem zelil, senin izzetine karşı perişan, hem müsi, kötülükler yapıyor, hem müsin, zaten yaşlanmış, 40 yaşında söylüyor bunu, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip, 40 yaşını bitirmiş çünkü 41'de, pişmanlık edip senin dergahına avdet etmek, sana dönmek istiyor.
senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiatlarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptela olmuş. Sana tazarru ve niyaz ediyor. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamür Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen ey Allah'ım, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabut yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahire. İşte Bediüzzaman'ın eski Said'den yeni Said'e döndüğü an insanın kalbini ve gönlünü yakıcı manevi ağlayışı bu. Arapçası da burada. Ama biz Arapçasını okumuyoruz. Bilmem anlatabildim. İnşallah daha ayrıntılı bilgileri vereceğiz. Şimdi dersimize başlıyoruz. Dersimiz de yine de yani okuyacağımız Mesnevi Nuriye'ye başlayacağız. Evet. Mesnevi Nuriye. Zaten bugün şeyi okuyacağız. Nedir? Önce itizarı okuyacağız. Anlatabildim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Mesnevi Nuriye, tabii onu da size göstereyim. Biliyorsunuz Bediüzzaman tarafından Arapça olarak kaleme alınmış. Ama daha sonra kendi talebesi olan, yanında ilim öğrenen ne derler? Ve kardeşi olan 305 göstereyim size de. Yani görün. Şimdi 305'i göstereyim. Abdülmecit Efendi tarafından tercüme edilmiş kardeşlerim. Anlatabildim mi? İşte tercüme bu. Zerre var ya içeride. Yani Kur'an hidayetinde Zerre Risalesi. Bak Abdülmecid abinin kendi el yazısıyla tercüme ettiği nüsha bu. Anlatabildim mi? Tercüme ettiği nüsha bu. Daha sonra tabii diğer alimler de uzun uzun gayret göstermişler. Ama Bediüzzaman Hazretlerinden bizzat bu Arapça Mesnevi Nuriye'yi ders alan Abdülmecid abinin dışındaki tercümeleri beğenmemiş üstad. Çok enteresandır, yani manidar bir noktadır. Biliyorsunuz daha sonra. Ama Abdülmecid abinin tercümesinin bir eksiği var. Mesela Allahu Ekber, Elhamdülillah ve Subhanallah'la alakalı bir kısımlar var bunları açıklayan. Bunlar münacat tarzında, dua tarzında olduğu için cesaret edememiş tercüme etmeye. Kolay da değil tercüme. Onları terk etmiş, tay etmek demek yani onları bıraktım. Ama üstad buna rağmen onu beğenmiş ve bastırmış, dikkat ediniz. Daha sonra tamamını Abdülkadir Badıllı abi tercüme etti. Allah rahmet eylesin. Güzel bir tercüme. Ama Abdülmecid abininkiyle kıyaslanmaz. Şadi Eren Hoca tercüme etti. Mümkün değil kıyaslanmaz. Yani çünkü bizzat üstadından ders alan Abdülmecid abinin indiği noktalara ikisinin de indiği kanaatinde değilim. Yani ellerinde Abdülmecid abinin tercümesi olmasına rağmen. Çünkü Abdülmecid abi çok büyük bir allame. Yani öyle rastgele bir alim değil yani. Kendi zamanındaki alimler bunu kabul ediyor. O, mesela ben Diyanet'te bu işle uğraşan çok kıymetli bir kardeşimiz var. Muhammed diye. Yanlış hatırlamıyorsam. Arapçası falan da iyi. Alim bir kardeşimiz. Mesela Diyanet çok uğraştı. Yani ve değişik heyetlere gönderdiler. Acaba hangi tercümeye esas alalım? Abdülkadir Badullah abininkini esas alsak tam tercüme. Şadi Eren'inkini esas alsak tam tercüme. Ama Arapçası ile birlikte yani tefsir profesörlerine, alimlere incelettiler. Ve hepsi ortak nokta, karar. Asıl tercüme Abdülmecid abininki. Diğerleri tam ruhuna inememiş dediler. Yani.
Bunu bizatihi dinlemişim ben yetkililerden yani. Ve bunu esas aldılar İşarat-ı Hicaz'da. Orada da yine Abdülmecid abi tercüme etmiş. Ama Abdülmecid abi büyük bir allame olduğu için itirafta da bulunuyor. İ'tizar demek eskiler özrünü beyan etmek demek. Yani ben bunu yaptım ama bu tercümeyi beceremedim. Eksiklerim var. Ona göre okuyun demek. Peki Akgündüz ne yapacak? Akgündüz şunu yapacak. Ben bu Mesnevi dersinin tam olmasını istiyorum. Baştaki Türkçe kısmı aynen okuyacağız. Diğer kısımları ise Abdülmecid abinin atladığı yerlerin de mealini okuyacağız. Sizlerle beraber. İnşallah gelecek hafta ben Ceylan abinin hattıyla yazılan orijinal Arapçayı getireceğim. Baskısı da var. Çok güzel basıldı. Ondan eksik olanları daha önce derse gelmeden takip edeceğim. Onları da dinleyeceksiniz. Ama hiçbir zaman Abdülmecid abinin tercümesine ulaşamayacağımı da ben de yine söyleyeyim. Yani. Onu ifade edeyim. Şimdi Abdülmecid abinin bu itizarını okuyoruz önce. Risale-i Nur külliyatından El Mesnevi'ül Arabi ile Muanven yani adı öyle olan büyük üstadın Cihan Baha bütün dünyaya bedel pek kıymetdar şu eserini de Allah'ın avni inayetiyle eserini de dediği çünkü daha önce İşarat-ı Hicaz da yapmış. Arabi'den Türkçe'ye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız aslındaki ulviyet, yücelik, kuvvet ve cezaleti yani edebi akıcılık. Hatırlıyorsun değil mi cezalet ne demek? Yani tamamen belagat ilminin tabiri bu. Tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevher baha, mücevherler kadar kıymetli hakikatlere zarf olacak. Ne bir harf ve ne bir lafız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nakıs, eksik ve kasır olduğundan o azim, imani ve cesim, Kur'ani hakikatlere ancak böyle dar ve kısa bir kisveyi, elbiseyi tedarik edebildim. Tam tevazu bence. Arkadaşlar, hiçbir tercüme eser ezberlenmez. Eğer bir metin ezberleniyorsa onun edebi akıcılığındandır. Buyurun rastgele şiirleri ezberleyin. Ama ezberleyemezsiniz. Ama Mehmet Akif'in o içinden gelen şiirleri veya Necip Fazıl'ın işte bir kısım şiirlerini insan ezberlemeden edemiyor. Yunus'un yine öyle. Demek ki konuşturması lazım yani. Bence Mesnevi Nuriye ve İşarat-ı Hicaz'da ezberlenesi çok paragraflar var. Demek ki en az aslı kadar kıymetli bir tercüme. Ama aslı gibi olamaz. Ne hakkın ve ne hakikatin hatırı kalmış. Fabrika-i dimagiyemin, yani akıl fabrikamın bozukluğundan bu kadarını da müellif-i muhterem Bediüzzaman'ın manevi yardımlarıyla dokuyabildim. Çünkü ondan ders okumuş. Evet, bir tavuk kendi uçuşuyla Şahin'in veya Kartal'ın uçuşlarını taklit ve tercüme edemez. Ne kadar güzel mi salam. Haddini nasıl bilme. Bu, hakikaten aslına uygun ve layık bir tercüme değildir. Pek kısa bir meal, bazen de tay edilmiş, terk edilmiş. Mesela işte örnek veriyorum. Allahu Ekber, Subhanallah ve Elhamdülillah cümlelerinin izahları tamamen terk edilmiş durumda. Tercüme edememiş. Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı yerlerde de tay ettim. Yani terk ettim. Ancak aslındaki hakaiki hakikatleri evladı vatana, vatan evlatlarına gösteren küçük bir aynadır. Risale-i Nur müellifinin neseben küçük kardeşi ve 15 sene ondan ders alan Abdülmecid Nursi. Şimdi üstadın bu tercümeden sonra yani anlatabildim bu tercümeden sonra yazmış olduğu mukaddime. Yani bir nevi Mesnevi Nuriye'yi bize tanıtacak şu anda Bediüzzaman. Nedir Mesnevi Nuriye? Tamamen o eski sayıt yeni sayıt ayrımını hatırlayarak dinleyin bunu. Yoksa tam anlayamazsınız. Risale-i Nur'un bir nevi Arabi Mesnevi Şerifi hükmünde olan bu mecmuanın mukaddimesi 5 noktadır. Birinci nokta. 40-50 sene evvel, yani 1921-22, eski Said, ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede, felsefi ve akli ilimlerde hareket ettiği için, bak eski Said'in özelliği bu, biraz önce okuduk, fark ne diye.
hakikatül hakaike karşı, hakikatın ta kendisine karşı ehli tarikat ve ehli hakikat gibi bir meslek aradım. Yani ehli hakikat ve ehli tarikat da aramışlar. Onlar tarikat yoluyla ulaşmaya çalışmışlar. Ekser ehli tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Yani Bediüzzaman Hazretleri bunu çok güzel izah ediyor. Bura çok önemli. Diyor ki, marifetullah denilen miraca ulaşmanın dört yolu var. Allah'ı tanıma. Çünkü ulaşılan hakikatin zirvesi o. Bunlardan birincisi ehli tasavvufun diyor gittiği yol ki daha zehde diyor kalbin kalp yoluyla gidilen yol. İkincisi genellikle aklı kullanan ilmi kelamın allameleri tarafından gidilen yol. Bu iki yol diyor her ne kadar çok güzel neticeler vermişse de fikri beşer karıştığı için çok sıkıntılar da meydana gelmiş. Bunu mesela tarikatla alakalı Bediüzzaman Hazretleri yani 29. mektupta Telvihat-ı Tis'a'da açıklıyor. Bütün tarikat erbabını suçlamıyor. Ama çok yanlış yollara gidenler var diyor. Diğer kelam ilmini ise özellikle Ene ve Zerre Risalesi'nde uzun uzun açıklamış. Üçüncüsü ise diyor filozofların, İslam filozofları yani Farabi gibi, İbn Sina gibi. Onlara diyor İmam Gazali gibi insanlar adi bir mümin derecesi bile vermemişler diyor. Yani o da çok enteresan bir olay. Dördüncü yol ise diyor Kur'an'ın yoludur diyor. Bu Kur'an'ın yolunun iki tane kaynağı vardır diyor. Birisi inayet delili, diğeri iddia delili. Hem muhakematta hem nokta risalesinde bunu uzun uzun açıklıyor. Risale-i Nur bu yolu tercih etmiş diyor. Sadece kalple yetinmemiş. Ehli tarikat gibi. Sadece aklı da kafi görmemiş. Kelam alimleri gibi her ikisini de istihdam etmiş. Şimdi gelecek. Çünkü aklı fikri, hikmeti felsefeyle bir derece yaralıydı. Bak. Yaralıydı, tedavi lazımdı. Sonra hem kalben hem aklen hakikata giden bazı büyük ehli hakikatin arkasında gitmek istedi. Bu da önemli. Kim o? Mesela İmam-ı Rabbani. Mesela İmam-ı Gazali. Mevlana Celaleddin. Bunlar Abdülkadir-i Geylani. Bunlar sadece kalple gitmemişler. Yani bunlar büyük allameler. Baktı onların her birinin ayrı ve cazibedar bir hassası özelliği var. Cezbedici özellikler var. Kadiri'nin ayrı, Nakşi'nin ayrı, İmam-ı Rabbani'nin ayrı vesaire. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. Yani bu eski Said'in yeni Said'e döndüğü dönem bu. Çünkü elinde Fütuhul Gayb'ı okuyor. Okuduk ya biraz önce. Fütuhul Gayb'ı okuyor sonra tamamlayamıyor Fütuhul Gayb'ı. Ondan sonra İmam-ı Rabbani de ona gaybi bir tarzda dediği mektubatı açmış ki Vahidil kıble cümlesi var. Kıbleyi, tevhid-i kıble et. Yani bir tek rehberin arkasından git. Baktım diyor bu. Nakşibendi'den gitsem olmaz. Nitekim mesela çok enteresan. Abiler bazen şunu kabul ediyorlardı. Üstad hiçbir zaman tarikata intisap etmemiş. Hayır öyle değil. Üstadın 1934'teki polis sorgulamasında tarikata intisabın var mı diye soruyor. Polis şefi... O da diyor ki eskiden vardı gençliğimde diyor. Hem Kadiri hem de Nakşi'ye diyor. Yani ikisini birleştirmiş o zaman da öyle. Yani hepsinin de evradını okuyormuş yani. Ama şimdi hiçbir intisabım yoktur diyor. yani yalnız bir üstadın arkasından git. Allah Allah. Mektubatta bu var. Yani 75. mektupta bu. Çok enteresan. Ve o çok yaralı eski Said'in kalbine gelmiş ki üstadı hakiki Kur'an'dır. Tevhid-i kıble, yani kıblenin tek bir kıbleye yönelmek onunla, bu üstadla olur diye, yalnız o üstad-ı kutsinin irşadıyla, inayet delili, iddia delili. Hem kalbi hem ruhu gayet garip bir tarzda sülüke başladılar. Nefse emmaresi de, okuduk ya o nasıl döndüğünü, nefse emmarem vesaire 17. lema,
şükük ve şübehatıyla, değişik şüpheler ve endişelerle, yani şeklerle onu manevi ve ilmi mücahedeye mecbur etti. Gözü kapalı olarak değil, bak bu çok önemli. Belki İmam Gazali radıyallahu anh veya rahmetullahi aleyh, Mevlana Celaleddin, bunlara manevi üstadlarım diyor üstad. Ve İmam-ı Rabbani gibi kalp, ruh, akıl gözleri açık olarak. Ehli istihrakın, bura önemli, bazen marifetullah'ta tamamen boğulan insanlar da var. Ben size anlattım mı Mevlana Celaleddin'in bir hadisesini? Çok anlattım da ehli istihrak ne demek başka türlü anlayamazsınız. Ben de anlayamadım çünkü. Bu misal çok güzel bir misal. Mübarek Mevlana Celaleddin Hazretleri 14 yaşında müderris olmuş. Yani bunlar dev müceddidler. Yani İmam Gazali, işte Mevlana Celaleddin, İmam Rabbani, Abdülkadir Geylani Hazretleri, bunlar hakikaten yani İslamiyet güneşinin çevresinde dönen yıldızlar yani. Bunu kimse aksini söyleyemez. Şimdi talebelerine ders okutmaya başlamış. Ders okutmaya başlayınca tabii köyü uzakmış. Medreseye götürmek için talebeleri gelip atla veya eşekle alıyorlar. Arkalarına bindiriyorlarmış. Anlatabildim. Hocalarını götürüp ders okuyunca tekrar getirip köyüne bırakıyorlar. Yolda bir alim rast gelmiş. Demiş nereye gidiyorsunuz? Demiş işte ders okuyacağız. Hocanız kim? Aha bu demişler. O da arkada. Ona ne derler o şeyin arkasında? Atın arkasını almaya. He? Bir tabir kullanırlar. Atın e'si mi derler? Ne derler bir şey? He? Ya, ya, çok, ya, ya. Çok güzel bir isim var. Türkçeyi unutmuşsunuz Akgündüz gibi. Şimdi onun üzerine demiş ya bu çocuğu mu sen demiş yani. Siz demiş hoca kabul ediyorsunuz. E demiş istersen imtihan et. Hey, bakmış ki tabii yaşlı başlı adamların hocası. Öyle yani nasarayan soru soracak hali yok. Veya külli cüz'i tarif et diyecek hali de yok. Bunun üzerine demiş ki söyle bakalım. Bayezid-i Bistami Hazretleri mi makam itibariyle yüksek yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi? E demiş elbette ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlana şey Celaleddin. Ama demiş bak demiş ne diyor şey Bayezid-i Bistami. Diyor ki el kibriyâ-u ridâ-i vel azamet-u izâni. Yani büyüklük benim üst elbisem, öteki de alt elbisem. Yani bu Allah'ın söylediği bir söz yani. Kudsi hadis bu. Ondan sonra halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Miraca çıktığında Sübhaneke ma arafnake hakka marifetike ya maruf. Bu kadar kainatı gezmesine rağmen ey maruf olan Allah'ım seni hakkıyla tanıyamadım diyor. O zaman Bayezid-i Bistami daha ileri yani. Sana da diyor ki hayır diyor. Yanlış düşünüyorsun. Bir denize diyor iki kişi atlar. Birisi diyor yüzme bilen bilmeyen adam. Yüzme bilmeyen adam denize düştüğü zaman yüzme bilmediğim için başlar diyor ağzından laka 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 ses çıkmaya. Şimdi diyor Bayezid-i Bistami marifetullah okyanusuna düşmüş. Ne söylediğini boğulmak üzereyken istigrak dediği o boğulma noktası yani. Üzereyken lak 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 etmiş diyor. Yani o söylediği cümleyi yorumlamak lazım diyor. Yani ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o marifetullah okyanusunda o kadar rahat yüzüyor ki o sınırsız okyanusu göremediği için yani neydi? Sübhaneke ma'arafna. Subhaneke ma arafnake hakka marifetke ya maruf diyor. Demiş ki ver elini öpeyim. Tam üstadlığa layıksın demiş yani. Onun için demek ki ehli istigrakın akıl gözünü kapadığı yerlerde. Bayezid-i Bistami mesela kapamış orada akıl gözünü. O makamlara, makamlar da gözü açık olarak gezmiş. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki Kur'an'ın dersiyle, irşadıyla hakikate bir yol bulmuş, girmiş. Hatta وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٍ okuduk bunu biliyorsun. Şeyde, Muhtasarul Meani'de. Yani her şeyde bir delil var. تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٍ gösterir ki Allah bir. Hakikatına mazhar olduğunu Allah Allah. Yeni Said'in Risale-i Nur'u ile göstermiş. Hadise bu. Şimdi burada bir şey daha söyleyeceğim. Çünkü ikinci noktayı belki
öteki tarafa bırakabiliriz. Bir zararımız yok bizim. Yani nasıl olsa lemalara başlayacağız. Bu diğer eserlerle yani Risale-i Nur'un farkını açıklayan soru cevap da bunu teyit ettiği için Kastamonu layıkasından okuyacağım. Kastamonu'ya gittiği sıra özellikle bir kısım alimler Risale-i Nur'a hücum edince Nur talebeleri de siz Risale-i Nur'dan başka bir kitap okumuyorsunuz şeklinde ithamlarla karşılaşılınca halbuki yani adamlar hiç okumuyor, biz hiç olmazsa Risale-i Nur okuyoruz. Kaldı ki öyle değil. Yani biz şahsen kardeşiniz mesela yani hiç o söyleyenlerin 10 katı kadar İslami eser okumuştur. Şimdi ben Facebook'ta üstattan nakillerde bulunuyorum. Biraz da akgündüz İslami ilimlerle meşgul oluyor diyor. Ahmak görmüyor ki ben mantık dersi veriyorum, belaat dersi veriyorum. Şimdi yakında tefsir dersi başlayacak, usulü fıkıh başlayacak ama ne yapacaksın? Yani basiret olmayınca öyle. Şimdi bu soruyu okuyacağım. Bir suale cevap olarak yazdığım bir fıkrayı size de faydası olur ihtimaliyle beyan ediyorum. Evliya divanlarını, mektubat da ondan sayılır. Gerçi mektubat farklı bir eser. Mesnevi de öyle. Yani o akıl ve kalple giden büyük üstadların eserleri. Ben Mesnevi'yi hemen hemen %80'ini okudum. Allah şahit Risale-i Nur'dan aldığım lezzeti aldım yani. Tabii ki kıyaslanmaz. Ama çok muhteşem. Yani onu, yani üstadın bu yaklaşımını anlamayan Mesnevi'deki o bazı ibareleri de yanlış anlar yani. Büyük eser. Büyük eser. Evliya divanlarını ve ülemanın kitaplarını çok mütalaa eden bir kısım zatlar tarafından soruldu. Risale-i Nur'un verdiği zevk, şevk, iman ve izan onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir? Bu da eski sayit yeni sayit meselesi yani. Yani bir muhakemattaki lezzetle mektubattaki lezzeti kıyaslayamazsınız. Mektubat üstündür. Bir onuncu sözle hiçbir zaman haşirle alakalı muhakematın ilgili kısmını kıyaslayamazsınız. Ha el cevap. Eski mübarek zatların ekseri divanları ve alimlerin bir kısım risaleleri ve kitapları imanın ve marifetin neticelerinden ve meyvelerinden ve feyizlerinden bahsederler. Güzel. Mesela İmam Rabbani mektubatı hep budur. İmanın feyzinden, marifetullahın neticelerinden bahsediyor. Onların zamanlarında imanın esaslarına ve köklerine hücum yoktu. Ve erkan iman, imanın rükünleri sarsılmıyordu. Şimdi ise köklerine ve erkanına şiddetli ve cemaatli bir surette. Cemaatli derken düşünün, Wilders ekip olarak geliyor. Çok enteresan bir şey. Yani baktım, bütün geyciler, bütün ateistler Türkiye'deki aynı ekibi destekliyor. Seçime girdi demeyin ama vaka yani. Enteresan bir şey bu yani. Yani o bir serseri bir kadın var Almanya'nın, bir alçak yeşillerin bir kadını. Yani sırf yani geyleri savunduğu için Türkiye'deki bir grubu savunmak üzere propaganda yapıyor. Ha. Ve dikkat ederseniz PKK terör örgütü namazla alay ediyor. Alay etmişler. Ha. O divanlar ve risalelerin çoğu eski eserler has müminlere ve fertlere hitap ederler. Bu zamanın dehşetli taarruzunu def edemiyorlar. Bu hücumları ortadan kaldıramıyorlar. Risale-i Nur ise Kur'an'ın bir nevi mucizesi olarak imanın esaslarını kurtarıyor. Ve mevcut imandan istifade cihetine değil, belki çok deliller ve parlak bürhanlarla imanın ispatına ve tahkikine ve muhafazasına ve şübehattan, şüphelerden kurtarmasına hizmet ettiğinden herkese bu zamanda ekmek gibi, ilaç gibi lüzumu var olduğunu dikkatle bakanlar hükmediyorlar. O divanlar ve eski ulemanın kitapları derler ki, veli ol, gör. Manevi makamlara çık, bak. Nurları, feyizleri al. Risale-i Nur ise der ki, her kim olursan ol. Bak, gör. Yalnız gözünü aç. Hakikati müşahede et,
saadet ebediyenin, ebedi saadet diyarı olan, cennetin anahtarı olan imanını kurtar. Hem Risale-i Nur en evvel tercümanının nefsini ikna çalışır. Tercüman diyor bak burada. Yeni sayıt çünkü. Sonra başkalara bakar. Elbette nefsi emmaresini tam ikna eden ve vesvesesini tamamen izale eden, ortadan kaldıran bir ders gayet kuvvetli ve halistir ki bu zamanda cemaat şekline girmiş dehşetli bir şahs-ı manevi dalalet. Yani dalaletin manevi şahsiyeti karşısında tek başıyla galibane mukabele eder. Hem Risale-i Nur, diğer alimlerin eserleri gibi yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders vermez. Veya sadece evliyalar gibi yalnız kalbin keşif ve zevkiyle de hareket etmiyor. Belki akıl ve kalbin ittihat ve imtizacı, ruh vesaire letaifin, latifelerin teavünü, yardımlaşması ayağıyla hareket ederek evci alaya, en yüksek noktaya çıkıyor. Taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişmediği yerlere çıkar. Ve hakaik-i imaniyeyi, iman hakikatlerini kör gözlere de gösterir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Elhamdülillah.